Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün çıtı pıtı kolay ve gösterişli, herkesin kolayca yapabileceği güzel bir modelin anlatımını yapacağım inşallah sizlere. Modelimizde bu gördüğünüz iplikleri kullanacağım. Şöyle her türlü çiçekli yazmanın üzerine yapabilirsiniz. Sade renk yazmaların üzerine kenar tığ batısıyla birlikte çimini yazmanın rengi kullanıp pimpiriklerini farklı farklı renklerde yapabilirsiniz. Düz renklerde olur, çiçekli renklere de olur bu oya. Size kalmış, zevkinize kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde uygulayabilirsiniz. Burada yazmanın tığ battılarını ben ikişer zincirden yaptım. Bakın bu şekilde. Kullandığım tığ 21. 21, 22 numara tığ kullanabilirsiniz. Fark etmez, eliniz hangi tığa yatkınsa, hangi tığı kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan ben şu tabanının çim kısmını birazcık şöyle şey yaptım. Yaptım. Şuradan başlayıp göstereceğim hemen sizlere. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektim. 14 zincir çekiyorum. Buradan 1, 2, 3, 4. 4 tane tığ batısı atlıyorum. 5. tığ batının içerisine bir kere batıyorum. Hemen arkasından bir kere daha batıyorum. Bu şekilde bakın. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincirimi çektim. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. 5'incinin içerisine 1 ve 2. 2 defa batıyorum. Birinci sırası bu şekilde. Şimdi üstteki sık iğnelerini yapalım. Şu aradaki motifimizi koyacağımız yerle birlikte. İğnenin dibinden göstereyim ki daha iyi anlaşılsın. Şurasının sık iğnesini bitirdikten sonra şuradan hemen bakın, üstte değil, şu tığ battının altından tığımı bu şekilde batıp tutturuyorum. Buradan hemen 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip başına 1, 2 defa sarıp aynı yere tığı batıyorum ve 2, 1 çıkardım pardon, 2, 2 ve 2. İkişer ikişer çıkarıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyorum. En son çıkarmış olduğum buradaki zincirle dolgunun şöyle içinden tığımı batıyorum. Şöyle bunun içinden geçiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve aynı yere batıyorum ve çekiyorum. Şimdi buradan sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane sık iğnemi yaptım. Bakın şöyle tutuyorum, bakıyorum. Tamam, gayet güzel oldu. Bütün araların sık iğnelerini aynı yapın ki farklı farklı durmasın. Hepsi aynı eşit şekilde dursun. Buradan tekrar buraya batıp 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve şu aradan, şuraya yaptığım aradan bir de buraya yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Zemin kısmına bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi şurasının hemen şeyini yapalım. Kamera arkası şöyle, şuraların
pimpiriklerini yaptım aralarının. Bakın şöyle çıtı pıtı. Hem kolay hem gösterişli çıtı pıtı güzel bir uyu oldu. Şimdi şu bir taneyi de size beraber yapacağım. İpimi tığıma sabitledikten sonra buradaki yuvaya battım. Yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip içerisine batıp bu şekilde kapatıyorum. İki oldu. Üç oldu. Buraya fıstıkla yapabilirsiniz. Zorlanmazsanız bu pimpirikler yerine fıstıkla yapabilirsiniz. O da güzel olur. Şöyle kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapacağım. 1, hemen iki zincirimi çekip şöyle kesiyorum ve dibinden yakıyorum. Şöyle düzeltelim arayı. Tüysüz bir oya ütülendiğinde tabii kalıp gibi duracak şu araları. Buradaki pimpirikler, aralarındaki küçük pimpirikler kalıp gibi duracak ütüsüz olduğu için şöyle elimle düzeltiyorum ben. Normalde bunu dediğim gibi şuralara birer tane fıstık koyabilirsiniz. Bakın pimpiriklerin yerine birer tane fıstık koyabilirsiniz veya da şu araya bir tane yapmazsanız buraya yaparsınız yuvayı. Yani bir boş bir dolu, bir boş bir dolu diyerek o şekilde de yapabilirsiniz. Yani her araya da bu şekilde koymayabilirsiniz. Şöyle kolay, hem kolay hem gösterişli günlük kullanıma da hediyelik de çeyizlik de olur bence. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Hanımlar beğenileriniz çok önemli. Lütfen beğeni butonuna tıklamadan çıkmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.